Bizden bu polinomun sıfırlarını bulmamızı istiyorlar. Polinomu da çarpanlarına ayrılmış bir şekilde vermişler, çok iyi. Polinomun sıfırlarını yani x ekseni kesim noktalarını aşağıdaki interaktif grafik üzerinde gösteriniz demişler. Bu Khan Akademi'nin alıştırmalarından aldığım bir ekran görüntüsü. Şu anda Khan Akademi'de olsaydık polinomun sıfırlarını grafiğe klikleyerek işaretleyebilirdik ama ben şimdilik bunları elimle çizeceğim. Haydi hemen videoyu durdurun ve sıfırları benden önce siz bulun. Şimdi de gelin birlikte yapalım. Polinomun sıfırları, polinomun sıfır eşit olmasını sağlayan x değerleri, öyle değil mi? Bunu px'in, x'in hangi değerleri için sıfıra eşit olacağı şeklinde de düşünebiliriz. Bu x değerleri polinomun sıfırlarıdır. 2x çarpı 2x artı 3 çarpı x eksi 2'nin yani px'in sıfır değerini almasını sağlayan x değerlerini bulmamız lazım. Bundan önceki videolardan da hatırlayacaksınız. Bu şekilde birden fazla terimin çarpımı olarak verilmiş ifadelerin 0 eşit olması için terimlerden herhangi birinin 0'a eşit olması yeterli. Mesela eğer 2x 0 olursa Polinom da 0'a eşit olur. Hemen yazıyorum 2x eşittir 0. Sıfır. 2x 0'a eşitse x de 0'a eşittir. Deneyelim mi? x 0 olursa bu 0 olur ve bu noktadan sonra bunların değerinin ne olduğunun da bir önemi yoktur. Neden? Çünkü 0 ile neyi çarparsak çarpalım sonuç 0'dır. Benzer şekilde 2x artı 3 de 0 eşit olabilir. 2x artı 3 eşittir 0. Bunun doğru olması için x'in neye eşit olması lazım? İki taraftan 3 çıkaralım. Böylece 2x eşittir eksi 3 elde ederiz. x de eksi 3 bölü 2'ye eşit olur. Bu da polinomun 0'a eşit olmasını sağlayacak bir başka x değeridir. Bakın, x eğer eksi 3 bölü 2'ye eşit olursa, 2x artı 3 0 olur ve 0'la neyi çarparsak çarpalım sonuç 0 olacağından polinomda 0 değerini alır. Ve son olarak bir de x eksi 2 var. Bu da polinomun 0 eşit olmasını sağlayacaktır. x eksi 2'nin 0 olmasını sağlayan x değeri. İki tarafa 2 eklersek x'in 2'ye eşit olacağını buluruz x 2 olursa diğerlerinin değerinin ne olduğunun yine bir önemi olmaz. Çünkü 0 çarpı bir şey çarpı bir şeyin sonucu yine 0 olur. İşte bu kadar. Polinomun sıfırlarını bulduk. x ekseni kesim noktalarının parantez içinde yazılmış olmasının sebebi bu noktaların px yani polinom eğrisinin x eksenini kestiği noktalar olmasıdır. Neden? Çünkü bu noktalarda polinomun değeri sıfırdır. Hemen işaretleyelim. x eşittir sıfır burada. Khan Akademi'nin alıştırma ekranında olsaydık bu şekilde klikler ve hemen işaretlerdik ama bu ne yazık ki bir ekran görüntüsü. x eşittir eksi 3 bölü 2 var. Bu eksi 1 buçukla aynı şeydir ve işte burada bir yerde. Son olarak bir de x eşittir 2 var. Bunlar polinomun x ekseni kesim noktaları ya da sıfırları. Bu aslında son derece faydalı bir bilgidir çünkü bunları kullanarak e, polinomun grafiğini çizebiliriz. Şu anda bu fonksiyonun tam olarak neye benzediğini bilmiyorum ama mesela böyle olabilir e, ya da böyle de olabilir. Tam olarak neye benzediğini bulmak için birkaç değer verip deneme yapmamız lazım ama en azından polinomun x eksenini nerelerde kestiğini artık biliyoruz.